Güneşin altında yeni ne vardır? Hiç. Bu sabah aynamın karşısında yine bu eski hükmü hatırladım. Geceden pek yorgundum, geç yatmıştım, geç uyandım. Banyomu yaptım, giyindim, saçlarımı tararken şakağımın ta ucunda ansızın bir ak gördüm. Bir ak. Bu sanki gayet mühim bir faciaymış gibi beni saatlerce düşündürecekti. İlk defa görülen bir akın kederinden daha adi ne olabilir? Ben bu kederi belki 100 romanda okudum. Hayatın sonbaharında kışın gelmek üzere bulunduğunu ihtar eden soğuk bir kırağa. Ölümü unutmuş kaygısız bir genç birden ah der. Yaşadığı neşe uykusundan uyanır. Hele bu zavallı bir kadın yahut bir kız olursa. Fakat işte ben bu elemi duymadım. Duymamak istedim. Ama yalnız düşündüm. Çünkü kendimi bildim bileli taklitten nefret ederim. Küçükken Kanlıca'da viran bir köşkte otururduk. Komşumuzun gayet tuhaf bir maymunu vardı. Sabahtan akşama kadar onunla oynardım. Adı Yakut'tu. Kuyruğunun altı tüysüzdü. Hem masmaviydi. Ben ne yaparsam tekrarlardı. Temenna, baş kaşımak, el çırpmak, bıyık bükmek, yumruk sıkmak. Daha bin türlü münasebetsiz şeylerdi. Hatta bakışımı bile taklit ederdi. Gözlerimi açtım mı o da açar, süzdüm mü süzer, kapadım mı kapardı. Şimdi ne vakit kendimden başka birisini taklide kalksam, bu maskara hayvan aklıma gelir, içimden maymunlaşmışım derim. Fırçayı bırakan ellerim bu akı kopardı. Bakmaya başladım. Sebepsiz bir hüzünle, hayatın boşluğu, ümidin nihayetsizliği, neticenin hiçliği hayalime rutubetli bir sis gibi çöktü. Dudaklarıma Rosemond'un satırları geldi. Aynada kendimi Mapasa'nın hikayesindeki kahramana benzettim. Hayır hayır diye başımı salladım. Edebiyat oynamayalım. İşte bir tel aksaç. Pek tabii değil mi? 30 yaşındayım. Evet 30 yaşındayım. Pencereden giren sabah güneşi aynaya vuruyor. Gözlerimi kamaştırıyordu. Başımı çevirdim, yürüdüm. Geniş pencerenin kenarına dayandım. Aşağıları, Kandilli, Kabataş evlerinin damları, gümüş deniz. Üsküdar, Kuzguncuk, Çamlıca, şen bir aydınlık içinde parlıyordu. Bu levhanın sağ nihayetinde Karacaahmet servilikleri bile yeşil görünüyordu. Yavaş yavaş hayalimdeki sis dağıldı. 30 yaşından sonra saça düşen ak kederlenmeye değer miydi? Hem bu keder hemen herkes tarafından duyulan klasik bir şeydi. Edebiyatta binlerce numunesi vardır. Başkalarının evvelden duyduğunu şimdi yeniden duymaya kalkma hoşuma gitmedi. Fikrimin cereyanını değiştirmek için kendi kendime sordum. Acaba daha 30 sene yaşayacak mıyım? Belki. Belki de hayır. Geçen 30 senenin 30 saniyeden hiç farkı var mıydı? Doğduğum köydeki çocukluğum, İstanbul'a gelişimiz, mektep, Avrupa hep gözümün önüne geldi. 5 sene evvel ölen zavallı anneciğim. Hele 30 yaşına gir, ondan sonra ömür o kadar çabuk geçer ki insan can sıkıntısı duymaya vakit bulamaz derdi. Vaka şimdiye kadar az canım sıkılmadı değil. Talihim bana hep canımı sıkacak muvaffakiyetler nasip etti. Mesela mektepte en çok edebiyata çalışırken riyaziyattan birinci çıkıyordum. Sanayi-i Nefise Mektebi'ne, Edebiyat Fakültesi'ne girmek, hür, mesut, başıboş bir sanatkar olmak isterken, işte gayri ihtiyari gülüyorum, mühendishaneye tıkıldım. Mühendis oldum, hem de birinci çıkarak. Beni içine alan ilim ezeli bir tekrardan başka bir şey değildi. Dünya değişse mütarifeler değişmezdi. Aynı şekillerin yalnız işaret harfleri değiştirilebilirdi. Ama ben mektepte yine edebiyatı bırakmadım. Her sene hacmime müsavi romanlar okudum. İki benliğim vardı. Biri sanatkar, şair, öteki mihanik, hissiz bir adam. Bu mihanik adam çok kuvvetliydi. Hiç ehemmiyet vermediği, hiç çalışmadığı derslerden birinci geldiği için hükümet tarafından tahsilini ikmal etmek üzere Avrupa'ya gönderildi. Avrupa'da şair yaşadı. Mihanik adam kitapların üstünden kalkıp, hatta bir kubbe,
bir manumant, bir kemer, bir tak göremedi. İstanbul'a gelince getirdiğim diplomaların parlaklığına şaşan hükümet beni ilk hamlede 40 lira maaşlı bir memuriyete tayin etti. Dairemin kırtasi sükutu içinde yine gizli gizli edebi eserler okurken mühendis gibi şöhretim büyüdü. Daha bir plan çizmediğim halde ismim geçerken gazeteler meşhur mimar diyorlar. Vazifem? İşte yine gülüyorum. Her gün öğleden 2 saat evvel içinde kendimden başka kimse bulunmayan geniş odaya gidip oturmak, masamın üzerine yığılan kağıtları okumadan imzalamak. Yeni memurken bu kağıtları okurdum. Gördüm ki münderecatları tamamıyla bir. Sonra bu zahmetten de vazgeçtim. Sayım, gayretim, nazarın teveccühünü celbetti. Hem bana çok para kazandırmak, hem de ilmimden istifade etmek için mühendis mektebinden de bir ders verdiler. Haftada 3 saat, ayda 20 lira. İçmem, kumar oynamam, eğlence sevmem, kalabalıktan haz etmem. En sevdiğim şey okumakla, ama edebi şeyler okumakla düşünmektir. 60 lira bana fazla geldi, ceplerim doldu. Sevdiğim şaheserlerin lüks tablarını getirttim. Ayaz Paşa'nın en güzel apartmanındaki şu daireyi tuttum. Bakacak kimsem yok, İstanbul'da garibim. Ne uzak ne yakın bir akrabam var. Bedbaht değilim, mesut da değilim. Geçen sene müthiş surette canım sıkılmaya başlamıştı, zayıflamıştım. Nevrasteni oluyorum şüphesi beni doktora sürükledi. Okumayınız, yazmayınız, kendinizi ferah tutunuz, canınızı hiçbir şeye sıkmayınız. Erken yatınız, geç kalkınız, kırlarda, denizlerde geziniz, eğleniniz. Fakat doktor, ben ancak canımın sıkıntısını geçirmek için okurum dedim. Pekala, yazı da yazmayınız. Yalnız imza atarım diye güldüm. Onun zararı yok. Ama yine canım sıkılıyor, kendimi ferah tutamıyorum. Niçin? Bilmem, sebebini sizden soruyorum işte. Şişman, şen, şuh bir adamdı. Maraken kanepesinin koltuğuna vurdu. Pekala, ben size söyleyeyim dedi. Beni uzun bir istintaka çekti. Evli miyim, bekar mıyım, kaç yaşındayım, memuriyetim ne, maaşım ne kadar filan? Sordu. Kısa kısa cevaplar verdim. Bir kahkaha attı. Senin hastalığını şimdi keşfettim, dedi. Yüzüme baktı, bitmeyen gülüşünün içinde ilave etti. Sen bir sinekürüyensin. Sinekürüyen mi? Evet. Birden anlayamadım, böyle bir hastalık hatırlamıyordum, sordum. Bu nasıl hastalık? Saadet hastalığı. Saadet, yani işsizlik hastalığı. Yine anlayamadım. İşsizlik saadet midir diye güldüm. Eski lisanlarda işsizlikle saadeti bir kelime ifade eder. Fakat bu saadet de çok olunca değişmeyince her his gibi mahiyeti bozulur, keder, elem olur. Bir idadi talebesine ders verir gibi hazla elemi bana anlattı. Süren hazın elem olacağını, değişmeyen eleme de insanın pek çabuk alışacağını izah etti. Onca işsizlik, yani çalışmak mecburiyetinden azadelik bir saadetti. Lakin bu saadetin üzerine bazen biraz kara bulutlar gelmeliydi. Fasılasız bir saadet şüphesiz bir felaketti. Eğer can sıkıntısından kurtulmak isterseniz bu rahat memuriyetinizden istifa ediniz, dedi. Sonra ne yapayım, zengin değilim, diye güldüm. İyi ya, para kazanmak mecburiyeti sizi çalıştıracak, boş duramayacaksınız. Sonra, şimdi ay nihayetinde masanızın üzerine cop bırakılan 60 lirayı çalışırken kuruş kuruş muhtelif yerlerden toplayacaksınız. Sinirleriniz, beyniniz, aklınız, gözleriniz, elleriniz çalışacak, koşacaksınız. Fakat bu benim işime gelmez. O halde sinekürün sürdükçe elemi olan rahatına katlanacaksınız. Gülümseyerek önüme baktım. Hakikaten ben pek genç bir sinekürüyen olmuştum. Bu şüphesiz bir talih eseriydi. Ama ihtiyarlığa uygun gelen şey gençliğe uygun gelmezdi. Gençliğe uygun gelen şey de ihtiyarlığa. Mesela güzel kadın, çok uyku, nefis bol yemek filan gibi. İşte bu talih beni harap ediyordu.
Ben bunları düşünürken geveze doktor şeker hastalığını, nikristen, daha bin türlü rahattan, işsizlikten gelen hastalıkları sayıp döküyordu. Bari jimnastik yapsam doktor bey. Güldü. Jimnastik mi? O nihayet adalelerinizi yorar. Halbuki sizin yalnız adalatınız değil, ruhunuz, hissiniz, fikriniz. Hasılı bir kelimeyle söyleyeyim, mevcudiyetiniz çalışmaya muhtaç. Yani manevi bir jimnastik. Evet, evet. Ne gibi? Bulamadı, yüzüme baktı. Bakışında benim mevkiimi kıskanan bir haset vardı. Bunu güneş gibi görüyordum. Mühendisim demiştiniz değil mi? Evet. Madem ki işiniz yok, sanatınıza çalışınız. Memur olduğum için dışarıda çalışamam. Hayır, öyle ticaret şeklinde para kazanmak için değil. Ya nasıl? Sanat için sanatınıza çalışınız. Anlayamıyorum. Nasıl? Siz Türk müsünüz? Evet. Milliyetperver misiniz? Birdenbire cevap veremedim. Böyle bir suale ömrümde ilk defa maruz kalıyordum. Vicdanımı yokladım. Daha bunun ne demek olduğunu bile bilmiyordum. Milliyetperverlik ne demekti? Vaka kulaktan şöyle bir cereyanın olduğunu duymuş ama hiç ehemmiyet vermemiştim. Türkçe mecmuaları, gazeteleri okumak adetim olmadığı için bir şeyden haberim yoktu. Sükutum doktoru sıktı. Yoksa kozmopolit misiniz? Hayır. O halde işte hastalığınızın bir sebebi daha. Ne milliyetperverim diyorsunuz ne de kozmopolit. Yani Araf'tasınız. Halbuki Araf insanlara mahsus değildir. Hayvanlar orada istirahat eder. Ama insan için ya cennet lazımdır ya cehennem. Bu tuhaf doktor bana idealin insana tıpkı kalp gibi, burun gibi, ciğer gibi lazım olduğunu anlattı. İnsan mefkuresiz yaşayamazmış. Mefkure iflas eder etmez insan ya deli olur yahut intihar edermiş. Mefkure birdenbire kaybolmayıp yavaş yavaş zayıflarsa şeker hastalığı, nevrasteni, isteri başlarmış. Halbuki sizde muayyen bir ideal yok. Galiba. O halde azizim çabuk bir ideal ediniz yoksa doktor sizi kurtaramaz. Hayatta bu kadar ehemmiyetsiz hadiseler var ki bizde pek derin intibalar bırakır. Bir hiç yıllarca yürüdüğümüz yolu değiştirebilir. Bana ideal sahibi olmamı tavsiye eden doktorun bu paradoksal sözleri çok tesir etti. Yine marazi hassasiyetim neticesi olarak onun telkini altında kaldım. Evet, geçen sene ne milliyetperverdim ne de kozmopolit. Bana bir ideal lazımdı. Fakat ideal hazır esvap gibi bulunup alınamazdı. Edebiyatı çok seviyordum. Meşhur ama niçin meşhur mühendis filan bey bir roman neşretmiş. Bu tıpkı eski bir Nafıa Nazırı'nın nazırlığı esnasında bir ilmihal kitabı telif etmesine benzeyecekti. Gülünç olmamak için bu emelimden vazgeçtim. Milliyet cereyanının etrafında çıkan matbuatı okumaya koyuldum. 2 ay sonra aldığım fikirleri yekun ettim, şu çıktı. 1. Dili, dini bir olan insanlar bir millettendir. Türkler de bir millettir fakat şimdiye kadar ümmet teşkilatıyla yaşadıkları için kendi milliyetlerini, harslarını ihmal etmişler. Araba, aceme benzemeye çalışmışlar. 2. Millet haline geçince asrileşmek lazım. O vakitte Frank'i taklide başlamışlar. 3. Halbuki Türkler de öteki milletler gibi harsın her sahasında ayrı, hususi bir şahsiyet sahibidirler. Bu şahsiyeti bulunca terakki edebilirler. Sonra etrafıma baktım. Edipler, konuşulan tabi lisanla yazmaya, şairler milli edebiyatı, milli şiiri, milli vezni meydana koymaya, hukukçular milli hukuku, ahlakçılar milli ahlakı, terbiyeciler milli terbiyeyi bulmaya çalışıyorlar. Ben de milli sanatı aramaya başladım. Bursa'ya, Konya'ya seyahatler ettim. Getirdiğim kitaplar o kadar çoktu ki. Hatta yarısını okuyup bitiremedim. Ama sıhhatim yerine geldi. Artık kendimi düşünemez, dinleyemez oldum.
Daha tetebbularımı ortaya atmadan sebepsiz şöhretim büyüdü. Türk sanatının esas hatlarını ararken şiddet bir milliyetperver olmaya başladığımı seziyordum. Kemerlerde, pencerelerde, kubbelerde, mezarlarda, türbelerde, çeşmelerde, çinilerde aradığım hususiyeti her tarafta bulmaya çalışıyordum. Eskiden en beğendiğim şeyler Türk olmadığı için, taklit olduğu için gözüme çirkin göründü. Yavaş yavaş dostlarımı kaybettim. Hepsi idealsizdi. Kumar, kulüp, kadın, zevk, gösteriş. Başka şey bilmiyorlardı. Geçen hafta ileride tamamlayacağım Anadolu'da Eski Türk Sanatının İzleri unvanlı kitabın başlığını bitirdim. Bu beni iyice yordu. Bir haftadır ne okuyorum ne yazıyorum. Ama yine can sıkıntısı tehlikesi baş gösterdi. Yine kendimi dinlemeye başladım. Bu sabah işte şakağımda bulduğum ilk ak tel bunun için az daha beni kederlendirecekti. Evvelden başkaları tarafından duyulan bir kederi aynıyla taklit etmemek için düşüncemi değiştirdim, masama oturdum, eserimin tebyizinden artan şu boş deftere gelişi güzel bu satırları yazdım. Şimdi kalem elimde düşünüyorum. İşte yine haberim olmadan bir mukallit oldum. İlk ak saçın intibalarını yazmaya kalktım. İlk ak saç, hissetmeyeyim, düşünmeyeyim hadi. Demek ihtiyarlığa doğru dönüyorum. Ne yapmalıyım? Hiç, ne yapabilirim? Fakat artık evlenmeliyim. Evet, evlenmeliyim. Daha ne bekliyorum? Evet, daha ne bekliyorum? Kendi kendimle konuşurken bu suale ne cevap vermeli? Şimdiye kadar bunu hiç düşünmedim mi? Hayır. Hala kalbimde birçok heyecan var. Sanıyorum ki evlenirsem bitivereceğim. Fakat nasıl olsa bir gün evlenmeyecek miyim? Herkes gibi, herkes gibi. Herkese benzemek insan için ne güç. Tabii ben de kendimden evvel gelenleri taklit edeceğim. Onlar gibi nişanlanacağım. Onlar gibi güveye gireceğim. Onlar gibi çocuklarım olacak. Onlar gibi aile sahibi bir baba olacağım. Onlar gibi ihtiyarlayacağım. Onlar gibi heyhat, onlar gibi öleceğim. Şu yazdığım sayfaya, ziyası ateşten bir mustatil şeklinde akseden güneşin altında yeni ne var? Hiç. Evet, ben de herkes gibi evleneceğim. 5000 sene evvel yine bu güneşin altında tekrarlanan bir Finland meselini hatırlıyorum. Hayat yalnızken pek kederlidir. İnsan çift oldu mu, bu hayat daha latif olur. Üçleşince hayat pek tatlıdır. Ben artık bu yalnızlıktan kurtulmalıyım.